Hayırlı akşamlar çok kıymetli izleyiciler. Bizi sizlerle buluşturan Rabbimize hamdolsun. Hayatıyla örneklik teşkil eden Habibi Edip Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e sayısız ve sonsuz salat ve selam ediyoruz, tazimlerimizi arz ediyoruz. Rabbim vasıl eylesin inşallah. Bugünkü konuğumu, bu akşamki konuğumu sizlerle tanıştırayım. İlahiyat Fakültemizin çok kıymetli öğretim görevlerinden doktor öğretim görevlisi Bekir Özkızıl hocamızdır. Hocam hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Hocam, isterseniz sizinle Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın örneklik dedik ya, hayatıyla bize örneklik teşkil ediyor diye girişte de hep söylüyorum. Peygamber Efendimizin aile reisi olarak, tabi özelde Peygamberimizi, tabi genelde de diğer peygamberlerin, o silsilenin aile reisi olarak evladı iyaliyle, ehliyle münasebetlerini bize örnek olacak, bizim yapmamız da belki bağlayıcı olacak veya mutlu olmak için yolundan gideceğimiz aile reisi ve aile fertleri arasındaki münasebetler hususunda bizi aydınlatırsanız seviniriz hocam. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Es-salatu ve's-selamu ala seyyidina Muhammedin ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve hlul ukdeten min lisani yefkahu kavli. Amma ba'd. Değerli Vuslat TV izleyicileri, hepinizin akşamları hayırlı olsun. Cuma akşamı olması hasebiyle cumamız da mübarek olsun. Hakkımızda hayırlara vesile olsun. Tabii öncelikle bir konuyu arz etmek, yani hatırlatmak istiyorum daha doğrusu. Maalesef bugün içimizi yakan, aile düzenimizi neredeyse bozan, yani bütün her şeyi yeniden düşünmemizi gerektiren bir Gazze, bir Filistin mevzumuz maalesef var. Bu nedenle Filistinli kardeşlerimizin, Allah-u Teala'nın yardımının onlarla olması için bir dua ederek başlamış olalım. Tabii Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam başta olmak üzere diğer peygamberler insanlar içinden çıkarmış en hayırlı ve rehber olan insanlardır. Öncelikle bir insan Kur'an-ı Kerim'i okuduğunda veya Peygamber Efendimiz'in siyerini, hayatını okuduğu zaman ya burada bana ait bir şeyler var diyebilir. Biz genellikle peygamberlerin daveti, işte peygamberlerin mücadeleleri derken geniş daireyi düşünüyoruz. Geniş daire nedir? İşte kavimleriyle münasebetleri, işte bazı peygamberlerin devlet kurmalar, devlet kurduktan sonraki halka, tebaya karşı muameleleri. Geniş daireyi düşünüyoruz ama şöyle bir durum var. Aslında peygamberler çekirdek daireden başlayarak hayatlarını, davetlerini başlatmışlardır. Şimdi peygamberler, evet, aynı zamanda bir komutandır, aynı zamanda bir devlet başkanıdır, aynı zamanda bir aile reisidir, aynı zamanda bir meclisin oturumunun başkanıdır. Ama aynı zamanda peygamberlerin bir aile çevreleri var. Ve Peygamber Efendimiz'in için de şüphesiz böyle bir durum söz konusu. Şimdi bir eş olarak Hazreti Peygamber var. Bir baba olarak Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam var. Bir dede olarak Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam var. Bir damat olarak Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam var. Ve diğer peygamberler için de hakeza bu durumlar söz konusu. Şimdi mesela Kur'an-ı Kerim'e baktığımızda peygamberlerin öncelikle aile fertlerinden başladıklarını görüyoruz. Yani davetlerine öncelikle aile fertlerinden başladıklarını görüyoruz. Ve peygamberlerin bazen eşleriyle, bazen Hazreti Lokman Aleyhisselam'ın kıssasında geçtiği gibi çocuğuyla, bazen Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın kıssasında geçtiği gibi anne babası veya çocuklarıyla, bazen farklı durumları ama hepsinde bizler için öğütler, bizler için ibretler barındıran durumlar var peygamberlerin hayatında.
Şimdi Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam baktığımızda da yine bunların hepsini görüyoruz. Mesela bakıyoruz bir eş olarak Hazreti Peygamber. Eşi var. Aynı zamanda bir kayınbabası var. Bunlar arasında diyalogları var. Mesela davete ilk önce eşinden başlıyor değil mi? Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. İlk önce eşinden ve kendisine en yakın olan insanlardan başlıyor. Bizim çoğu zaman ihmal ettiğimiz noktalardan birisi de belki bu. Mesela biz dışarıda camide anlatıyoruz, okulda anlatıyoruz, iş yerinde anlatıyoruz. Ama aile fertlerimizi unutabiliyoruz. Ve aile fertleriyle ilişkilerimizde bazı sıkıntılar söz konusu olabiliyor. Bazen de tersi var. Bazı insanlarımız var. Tamamen ailenin içine kapanıyorlar. Ve dışarıya yönelik hiçbir gayretleri, hiçbir faaliyetleri, hiçbir çalışmaları yok. Aslında özellikle Hazreti Peygamber'i, genelde bütün peygamberleri düşündüğümüzde bu iki durumun dengeli bir şekilde götürüldüğünü görüyoruz. Yani kendi kavmine gelin, iman edin, İslam'ı yaşayın diyen peygamberler hiçbir zaman kendi aile fertlerini unutmamışlardır. Bu unutmama Allah'ın yani bir peygamberlik görevi dahilinde mi oluyor yoksa bir beşeri ihtiyaca binaen mi hocam? Yani burada mesela Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la ilgili düşündüğümüzde veya ayet-i kerimelere baktığımızda bir emirdir yani. Çünkü el-akrabu fel-akrab. Yani sana ve enzir aşiretekel akrabin. En yakın akrabalarını başla diyor. Yani ayet-i kerime. Ku enfusekum ve ehlikum narin. Mesela çok güzel yani ayet-i kerime hatırlattınız. Ey iman edenler işte ku enfusekum ve ehlikum narin. Yine ehlinizi, önce kendinizi sonra ailenizi ateşten koruyunuz ki. Yani aslında burada beşeriye olarak da düşündüğümüzde insan bir davayı savunuyorsa veya bir şeye davet edecekse İlk önce kendi yakınlarından ki Allah bunu bildiği için Peygamber Efendimiz'e işte ilk önce sana en yakın akrabalarından davet tebliğe başla diyerek görev vermiştir. Bu görevi de Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam aynen olduğu gibi yerine getirmiştir. Mesela tebliğ emri geldiğinde önce kendi ailesinden başlamak üzere Hazreti Hatice'den mesela amcasının oğlu Hazreti Ali'den, işte evinde hizmet eden Zeyd bin Harise'den, yine arkadaşı Hazreti Ebu Bekir'den başlamak üzere en yakınlarını davet ediyor. Sonra daha yani aile birinci derece akraba veya birinci derece yakından sonra bu da kendi ikinci derece diyebileceğimiz işte Kureyşlilerin, onun amca çocukları, işte ne bileyim kuzenleri, işte farklı aşiret. Yani aşiret olarak, kabile olarak söyleyebileceğimiz kabilesinin hepsini bir araya getiriyor. Bunlara özel bir davet veriyor. Ve bu davetin sonunda da kendisinin peygamber seçildiğini ve bu peygamberlikte kendisine inanılması gerektiğini ve onların hepsini davet ediyor. Peki bu birinci davette bu yapılıyor. Peki kaç kişi inanıyor? Yani bütün akraba, aşiretin kalabalık. Hepsini. Hazreti Peygamber'in akrabaları çok iyi. Mesela 11-12 tane sadece amcası var. Tabii. Yani en etkin. Yani sadece amcalarını çağırsa büyük bir kitle oluşuyor. Bunun halaları var, teyzeleri var. İşte dayılarından Hazreti Peygamber'in çok bahsedilmiyor. Çünkü Medineliler dayıları. Yani yakın yerde yaşamadıkları için bahsedilmiyor. Ama sadece öbür Kureyşliler de Hazreti Peygamber'e uzak değildi zaten. Zaten ilk tebliğ yaptığı zaman anne tarafı ortada yoktur. Anne tarafı yok. Yani şimdi dayıları mesela, dayısı vardır. Ama dayısı Medine'de oldukları için yani mekansal açıdan bir sıkıntı var. Ondan dolayı daha çok işte amcalarından, halalarından, teyzelerinden bahseder. Ondan dolayı yani Hazreti Peygamber'in bu davetine, bu tebliğine işte akrabalarından sadece Hazreti Ali. Hocam bu metodoloji, biz tam peygamberimiz diyoruz ama nihayetinde o bir silsilenin içerisinde, bir yapının içerisinde aynı vazife üstlenmiş bir peygamberler müessesesi var.
Acaba diğer peygamberlerde de Kur'an-ı Kerim'in örnekliğinde aynı yol, aynı metot, aynı hani önce anne, baba, evlat, uyar, akraba, aşiret. Öbürlerinde de böyle bir şey var mı? Tabii şimdi mesela Hazreti Nuh'u, yani Hazreti Adem'den sonra Hazreti Nuh aleyhisselam peygamber olarak gönderildi. Baktığımızda yine mesela onun eşiyle diyaloglarından bahseder. Hı hı. Çocuğuyla diyaloglarından bahseder. Hatta işte meşhur gemiye binme mevzusunda çocuğuyla muhabbet çocuğunu da bir baba olarak kurtarmak istiyor. Son ana kadar ümidini kaybetmiyor. Son ana kadar evladım gel bizimle beraber gemiye bin. Bugün bu gemiye binenlerden başka kimse kurtulmayacak diye çocuğuyla bir şeyi var, bir diyaloğu var. Ama mesela hanımından bahsediyor Kur'an-ı Kerim. Hanımı da aynı şekilde çocuğu gibi Hazreti Nuh Aleyhisselam'a inanmamakta. Ama Hazreti Nuh Aleyhisselam'ın onları davet etti. Son ana kadar devam ediyor bakın. Son saniyeye kadar. Hatta işte dalgalar geliyor. Yani bugün bir tsunami düşünelim ya bir işte sel düşünelim. Dalgalar geliyor. Dalgalar gelirken hala Hazreti Nuh Aleyhisselam oğluyla konuşmakta. İkna. Evet evet. İkna etmeye çalışmakta. Bu ayet-i kerimede çok güzel bir tabirle فَحَالَ بَيْنَكُمُ الْمَوْجُ diyor. Aralarına dalgalar girdi diyor. Yani oğlu artık şey yapmadı. O iman sizden etmedi. Değildir cümlesi de ayeti de onun mu hocam? Yani artık o senden değildir. Tabii o sonraki o, süreçte yani Nuh Aleyhisselam'ın bir insan olarak vicdani davranması var orada değil mi? Evet tabii şimdi. Ama bir baba şefkatiyle hareket ediyor ama çünkü o benim yavrum, canım, ciğerim, parçam. Ama Allah diyoruz senden değil artık. Tabi Hazreti Nuh Aleyhisselam oğlu helak olduktan sonra ya Rabbi o da benim ailemdendi diye düşünüyor. Yani bu gayreti göstermen normaldir. Akrabalık yani şey yakınlık yönünden. Ama Allahu Teala birinci önceliğin baba evlat değil iman önceliği olduğunu ona hatırlatınca Hazreti Nuh Aleyhisselam bu defa ya Rabbi ben tövbe ettim, pişman oldum. Böyle bir istekte bulunmaktan dolayı da sanki cahillik yaptım diyerek de özrünü beyan ediyor. Yine mesela Hazreti Lokman Aleyhisselam yine Kur'an-ı Kerim'de Lokman Suresi var. Geniş bir şekilde Hazreti Lokman'ın evladına nasihatleri, tavsiyeleri var. Mesela Hazreti İbrahim Aleyhisselam'a bakıyoruz. Peygamberlerin atası olarak işte biliniyor. Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ınki ise hem anne baba var, hem evlatlar var. Bak eş de var. Yani eşle de imtihan var. Anne babasıyla imtihan olmak var. Evlatlarıyla da imtihan olmak var. Nasıl bir durum? Mesela babası küfür üzerinde. Put imalatçısı. Tabii, hatta işte o dönemin devletinde Hazreti İbrahim bu arada söyleyeyim bizim bu bölgede yaşamış yani. Bu Urfa, Adıyaman, işte belki Malatya'da dahildir yani işin içinde. Bu bölgede yaşamış, bu bölgelerin hepsinde dolaşmış. Ta Mısır'a kadar, işte Arabistan'a kadar, Kabe'ye kadar. Yani geniş bir potansiyel, geniş evet. Bir interlandı olan büyük bir bölgede, yani geniş bölgede yaşamış. Bizim bu bölgemiz de yani evet belki Malatya adı geçmiyor ama bölgesel olarak mesela Nemrud'un hala işte tapınaklarının, şeylerinin yeri bize fazla uzak bir mesafede değil. Mesela bu taraftan gittiğin zaman Bitlis'e kadar falan Nemrut Gölü var hala yani. Kalıntılar var. Tabii onlar bir de o zaman hakim güçtelerdi. Tabii. Buralar tabii gidiş geliş olmuştur mutlaka. Tabii ki yani tebliğ amacıyla yani her yere gitmişlerdir. Ama mesela Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın ibret almamız gereken yönü babasıyla öncelikle diyalog. Şimdi babası bir put yapıcısı. Devlette resmi bir görevli put yapıyor. Heykel yapıyor yani. Ama en son babasının iman etmeyeceği anlaşılınca artık babasına dua etmekten vazgeçiyor. Yani bakın burada da bir evlat baba şefkat ilişkisi var. Aile fertlerinden tabii aile ferdini şey yapmak istiyor. Yani kurtarmak istiyor. Çünkü insanın önünde bir hesap var. Bir cennet cehennem mevzusu var. Dolayısıyla Hazreti İbrahim son ana kadar ne yapmak istiyor? Kurtarmak istiyor babasını. Ama felemma tebeyyene lehu işte diye başlayan bir ayet-i kerime var. Onun artık kesinlikle iman etmeyeceği, küfür üzerinde öleceği
kendisine haber verilince Hazreti İbrahim Aleyhisselam artık babasına dua etmekten, babasıyla uğraşmaktan vazgeçmiştir. Hatta mesela şöyle bir Hazreti İbrahim'in hatırası var. Bugün namazın sonunda Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın duasını okuyoruz. Orada ne geçiyor? Rabbena gfirli ve li valideyye ve lil müminine yevme yekumul hesab. Yani Hazreti İbrahim'in babasına tebliğ yaparken ki dönemden kalma o duayı 3000 yıldır insanlar okuyorlar. Bir ibadet ritüeli olmuş. Tabii onun babası kurtulmamıştır. Çünkü ayet-i kerime açık yani. Onun babası kurtulmamıştır ama Müslüman anne babalar için bir duayı Hazreti İbrahim Aleyhisselam bizlere miras olarak bırakmış. Veya şöyle diyebilir miyiz? Yani bizim de anne baba veya büyüklerimizden, atalarımızdan birisi İbrahim Aleyhisselam'ın babası Azer gibi evet. Sapkınlık içinde olabilir. Biz onlar için kurtulmaları, yanlıştan dönmeleri için dua noktasında İbrahim Aleyhisselam'ın örnekliğini alacağız. Tabii dua edeceğiz ama küfür üzerinde öldüğü kesinse artık o duanın ona bir faydası yok. Şimdi bu konu biraz netameli bir konu. Yani kafa karıştırabilecek bir konudur. Buraya aslında girmeyecektik ama söz açıldı. Yine de çok yani Müslümanlar kendilerinden öncekiler için dua ederler. Ve Hazreti Peygamber'in aleyhissalatü vesselam işte arkasında salih evlat bırakan, dua eden bir evlat bırakan anne babanın amel defteri kapanmaz diye meşhur sahih hadis-i şerifi var. Dolayısıyla iman üzerinde ölen anne baba için biz ne yapıyoruz? Dua ediyoruz ve bu dua fayda verir. Sadece anne baba için değil, diğer müminler için de fayda ederiz. Peki anne baba küfürdeyse ama ateşin düşürmez mi hocam? Tabii işte bu olay anlatılınca Hazreti İbrahim'in anne babasıyla ilgili bu dua anlatılınca bazı sahabeler demişler ya bizim de anne babamız küfür üzerinde öldü. Hazreti İbrahim anne babasına dua ettiyse biz de dua edelim diye bir düşünce içine girmişler. Ama Allah-u Teala Tevbe suresinin 113. ayetini kerimesini indiriyor. Diyor ki anne baba eğer küfür üzerinde veya sadece anne baba değil yakın akraba küfür üzerinde öldüyse artık sizin yapacağınız duanın ona bir faydası yok. Ama yaşarken iman etmesi amacıyla onlara dua edilebilir. Sonra Hazreti İbrahim'in mesela çocuklarıyla büyük imtihanı var değil mi? Mesela işte her sene yine Kurban Bayramı'nda hatırlattığımız, işte anlattığımız evladını öncelikle kupkuru bir çöle bırakması. Eşi yani, var bir de işin içinde. Tabii. Eşi de var, evladı da var. Eşi ve çocuğu tabii. Hazreti İsmail Aleyhisselam'la eşini hiç kimsenin olmadığı bir çölün ortasına bırakması. Sonra o evlat büyüyor, genç yaşa geliyor. Hazreti İbrahim arada bir onları ziyaret ediyor. Fakat yıllarca gurbet hasreti çekti. Evladını bir defa Allah-u Teala kurban etmesi için. Ki geç tabii, yaşında evlat sahibi oldu. Tabii yani yaşlıyken evladı oldu Hazreti İbrahim'in. Ve o evlat da kendisinden ayrıldı. Yani uzak bir yere dediğimiz gibi işte bugün Kabe'nin tekrar yapımı için uzak bir yere getirip onu bırakmak zorunda kaldı. Tabii bunların hepsi Allah'ın emriyleydi yani bunu altını çizelim. Ama فَلَمَّا بَلَغَ السَّعْيَ yani artık iş yapabilecek yaşa geliyor çocuğun ve yıllar sonra hani kavuşmuşsun fakat Allah-u Teala diyor ki onu kurban et diyor. Şimdi bunun iki yönü var. Birincisi mesela evladı düşündüğümüz zaman evlat bu teslimiyeti nasıl gösterecek? Yani gösterebilecek mi? Her evlat hemen kendisini bıçağın altına atabilir mi? Yani birincisi bu yönden düşünüyoruz. Hadi evladın kabul ettiğini düşünelim. Bir baba evladını kurban edebilir mi? Bakın iki yönde de şey. Ama sohbetin başında söyledik. Peygamberler aynı zamanda örnek oldukları gibi aynı zamanda rahmettirler. Hocam bu İbrahim Aleyhisselam'ın İsmail Aleyhisselam'ı kurbanında o emrin uygulama aşamasında Hacer annemiz var mı? Nerede? Tabii o da var. Yani onunla ilgili bir tutumu... Yani Kur'an-ı Kerim'de yani, bir şey geçmiyor. Şöyle hocam, siz bugün çocuğunuzu bırakın kurban etmeyi de
ben işte düz liseye değil de İmam Hatip'e yazacağım veya işte bilmem şu üniversiteye değil de buna yazacağım dediğin zaman eminim ki yenge size itiraz edecek. Benim çocuğum şurada okumalı, şurada böyle olmalı. Yani Hacer annemiz de çocuğu kurban edecek kocasına karşı bir tavır mı gösterdiği bir şey var mı Tabi Kur'an'da veya orada Hacer annemizin şöyle bir hani Kabe'ye o bırakacağı Safa zaman, Merve'deki yerine Mekke'ye göre bırakacağı zaman bir cümlesi var, bir evet. cümlesi var yani. O cümle nedir? Bunu Allah'ın emriyle mi yapıyorsun? Evet. O zaman git. Yani Yani orada Hacer annemizin de bir şuur tabi, noktasının tabi yani. zirve örnekliği var. Tabi Allah-u Teala düşünün yani Hacer annemiz gibi bir kadının yaptıklarını 3000 yıldır bizlere ibadet kılmış yani. Bugün mesela hacca gidiyoruz, işte hac mevsimi geri kayıtlar falan başladı. Hacca gidiyoruz. Haçta yaptığımız birçok şey Hacer annemizin yadigarıdır. Yani Allahu Teala onun yaptıklarını bizlere ibadet kılmıştır yani. Yani siz adeta bana kulluğunuzu göstermek istiyorsanız Hacer annenizi Tabii taklit ki edin. o teslimiyet var. Peygamber sonuçta eş olarak düşünüyoruz ama aynı zamanda peygamber. O Hazreti Nuh'un işte Hazreti Lut'un kıssasında geçtiği gibi kocasının tebliğine karşı çıkan bir eş değil de kocasının Allah'tan getirdiğine tam iman edip ona itiraz etmeyen ve Allah bunu emrettiyse sen yoluna git, Allah bizi yalnız bırakmayacaktır diyen bir eş var ortada yani. Allah-u Teala tabi yani sadece bayanlar tarafından düşünmeyelim. Erkekler için de aynı durumlar söz konusudur. Onun için yani Hazreti İbrahim'in olayına tekrar dönersek evladını kurban edebilmek bir baba için kolay bir şey değildir yani. Yani biz bugün daha iyi hatta belki anlıyoruz. Neredeyse bütün hayatımız çocuğumuzu kurtarmak üzerine kurduğumuz bir hayat var. Bir hayat sistemimiz var şu an. Yani bizim daha doğar doğmaz Türk insanının veya genel dünya ortalaması olarak düşündüğümüzde bütün fedakarlıklar neredeyse çocuğumuz için yapıyoruz. Ama düşün o çocuk iş yapacak çağa geliyor ve Allahu Teala diyor ki bunu kurban et diyor. Şimdi burada da bir rahmet var. Şimdi Hazreti İbrahim Aleyhisselam eğer Hazreti İsmail'i kurban etseydi bugün biz de çocuğumuzu kurban edecektik. Normal görülecek bir Tabii normal şeyler. görülecektik. Çünkü bir peygamber örnek olarak yapılmıştı. Ama Allahu Teala onun yerine bir kurban göndererek ben kitaplardan yani tarihten okuduğum kadarıyla o döneme kadar insanlar kendi çocuklarını bugün hala Hindistan'da işte bazı bölgelerde olduğu gibi çocuklarını mabedlere adıyorlar ve çocuklarını kurban ediyorlardı. Yani adama var da bizde de bazı sapkın yapılar, Bizde de bazı var sapkın ama kişi Hazreti çocuğu. İbrahim Aleyhisselam onu kesmiştir yani. Yani Hazreti İbrahim'in Yani o olayında adeti tabii bitirmiştir. o adeti tamamen bitirmiştir. Bu Ve da Allah'ın artık lütfudur tabii. bu yönle baktığımız zaman da Hazreti İbrahim'in davranışı bizler için bir rahmettir yani. Bu fedakarlığın hepsini yaptıktan sonra Allahu Teala ne yapmış? Onu kurtarmış birincisi yani kurban olmaktan Hazreti İsmail kurtulmuş. Onun yerine normal bir hayvan kurban edilmesi kabul edilmiş. Ve bunun mükafatı olarak da Allahu Teala Hazreti İshak'ı vermiş bir de. Yani Hazreti İsmail tek çocuktu. Hazreti İbrahim onu kesmeyi, onu kurban etmeyi kabul etti. Ama Allahu Teala dedi ki ben sizin kurbanınıza ihtiyacım yok. Yani ben sizin çocuğunuzu kurban etmenizi istemiyorum. Sadece imtihandan geçirdim seni. Samimiyet. Ve bu samimiyet testini Hazreti İbrahim Aleyhisselam geçtiği için bu defa Allahu Teala Hazreti İshak'la müjdeliyor. Ve Hazreti İshak'ın ardından da hatta diyor işte Yakup Aleyhisselam'ı da torun olarak Hazreti İshak'ın oğlu olacağına dair bir şey veriyor. Yani bir müjde daha veriyor. Ve böyle devam ediyor. Mesela bir Hazreti Yusuf Aleyhisselam'la Hazreti Yakup Aleyhisselam'ın olayında bakalım. Ve kardeşleri Tabii ve yani. kardeşler arasındaki bir diyalog var. Birincisi Hazreti Yakup Aleyhisselam'ın Hazreti Yusuf'u çok sevdiğini biz biliyoruz. Ve imtihan da en çok sevdiğin şeyden oluyor. Şimdi kardeşlerin tabii yaptıkları hatadır, yanlıştır. Yani elbette Kur'an-ı Kerim'de bunu kınamış ama sonradan tevbe etmişler, pişman olmuşlar.
Ve Hazreti Yakup Aleyhisselam da onlar için Allah'tan istiğfar dilemiş, af dilemiş. Ama işin ibret alınacak yönüne baktığımızda Hazreti Yakup Aleyhisselam'ın Hazreti Yusuf Aleyhisselam'ı çok sevmesinin bir imtihan sebebi olduğunu orada da fark ediyoruz. Yani Hazreti Yakup'un bir çocuğuna çok bağlılığı bir imtihana ve uzun yıllar birbirlerinden ayrı yaşamalarına neden olmuş. Tabii Allah-u Teala'nın takdiri var. Yani bir de yani Hazreti Yusuf Aleyhisselam'ın işte Mısır'a gidişi, orada peygamber olarak gönderilişi, sonra Mısır toplumunu İslamiyet'le tanıştırması, bunda da büyük ibretler var. Ama bir peygamberle evladını ayırırken dahi Allah-u Teala bundan hayırlı neticeler çıkartıyor. Yani belki Yakup Aleyhisselam Hazreti Yusuf Aleyhisselam'a kavuşuncaya kadar her gün ağladı. Her gün ya Rabbi bu çocuğumu ne zaman kavuşacağım, nasıl kavuşacağım diye insani olarak ağladı ve de ağlamaktan fıtri bir şeydir. Bu kötü bir şey değil. Peygamber Efendimiz'in Aleyhisselatü Vesselam işte evladı İbrahim vefat ettiğinde göz yaşarır. Gönül hüzünlenir. Evet, gönül hüzünlenir ama Allah'a isyan eden bir söz çıkmaz. Evet. Şimdi Hazreti Yakup Aleyhisselam da düşündüğümüz zaman elbette üzülmüştür. Ve Kur'an-ı Kerim işte bunun üzüntüsünün seviyesini anlatmak için yani gözlerinin dahi artık tamamları göremez. Kurudu, evet. Tabii yani göremez, beyazladığını, göremez hale geldiğini bizlere anlatıyor. Ama Allah-u Teala bundan bir ibret çıkarıyor. Yani o onun hoşuna gitmediği halde ayrı kalması ama onu bir topluma Hazreti Yusuf Aleyhisselam bir topluma peygamber olarak gönderiyor. Ve o Hazreti Yusuf tek başına bir devletin tamamıyla İslam'a geçmesini sağlıyor. Ve bir de tabii Hazreti Yusuf'un yani o kadar normalde böyle bir kişinin yok olması nedir? Dünya sıkıntılarına düşer olması lazımken onu bir iktidar yapıyor. Onun imtihanı siyaseten ayrı yani Hazreti tabii. Yusuf Aleyhisselam'ın imtihanı ayrı. İşte kardeşlerle imtihan olması, kardeşler arasındaki kıskançlık, haset mevzusu önemli bir husus. Sonra iftiraya uğraması. İftiraya uğradıktan sonra önünde iki yol beliriyor. Yani ya Allah muhafaza zinayı kabul edecek ya zindanı kabul edecek. Peki siz hiç dikkat ettiniz mi? Hazreti Yusuf Aleyhisselam zindana girmek için dua ediyor. Bu hale düşmektense. Tabii. Bakın önünde kötülük yapabilecek her türlü ortam var. Kendini ona sunan insanlar var. Ama Hazreti Yusuf Aleyhisselam'ın duası da budur. Hani her peygamberin bir duası var. Rabbi sicnunu ehabbu ileyye mimma yed'uneni ileyh ve illa tasrif anni keydehunne esbu ileyhine ve ekum nel cahilin. Ne diyor mealen? Ya Rabbi zindana girmek onların beni çağırdığı şeyden daha hayırlıdır. Ve şayet bu belayı benden savmazsan, yani ben zindana girmezsem bu belaya düşerim. Ve bu defa da cahillerden olurum. Yani İslamiyet'i yaşamayanlardan olurum. Ve orada da yine büyük bir örneklik var. Hani Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam hadisinde işte 7 grup insan gölgelenecek. Allah'ın arşın gölgesinde gölgelenecek dediği. O bir tanesi de aslında Hazreti Yusuf Aleyhisselam'ı anlatıyor. O örnekli yani. Tabii yani ne diyor? Makam mevki sahibi, güzellik sahibi bir kadın seni davet ettiği halde ben Allah'tan korkarım diyerek kendini hakim olman. Bu örnekte hocam yani cinsiyeti belirtmeden bir makam mevki sahibi bir erkek muhtaç bir kadını çağırdığı zaman kadın da kendini korursa yine aynı şekilde o gölgede barınmaz mı hocam? Tabii hadis-i şeriflerde de işte o mağara ehli dediğimiz üç arkadaşın evet, evet. Mevzu anlatılıyor. Orada da kadının misali anlatılıyor. Kadının yani tabii kadın teslimiyet alır. Sonuna kadar kendini korumak istiyor ve sonunda da korunuyor, muhafaza ediliyor. Onun için kadın için de tabii ki geçerlidir yani. Evet. Hocam bir reklam arasına gireceğiz. Trabzon'dan Mehmet Salih Kayhan hocamızın bir sorusu var. Diyor ki ben bugüne kadar bu söylediğiniz alanda
aile fertlerime ilişkilerimde ihmalkar davrandım veya öyle zannediyorum. Bundan sonra ne yapabilirim? Yani treni kaçırdım diyor. Evet. Acaba son çıkış var mı benim için? Reklamdan sonra mı? Reklamdan sonra gireceğiz. Tamam, inşallah bu konuya. Tabii bu arada Mehmet Salih izleyicimize de teşekkür ediyoruz. Bir reklam arası girelim hocam. Ondan sonra bu soruyla inşallah devam edeceğiz. Tamam. Kısa bir reklamdan sonra buradayız efendim. Hocam reklam öncesi Trabzon'dan Mehmet Salih Kayhan izleyicimizin sorusuyla size döneceğimizi ilan etmiştik. Mehmet Salih Kayhan hocamız sizin anlattıklarınızdan hareketle hani benim anladığım o işte anne babaya karşı, anne babanın evladına karşı, eşlerin birbirine karşı yani nihayetinde bir insan olarak, bir beşer olarak birbirlerine yapması gerekenleri anlattınız. Orada bir de sorumluluk yüklediniz bunun. Bir dini vecibe olduğunu da adeta ifade ettiniz. Dolayısıyla diyor ki ben bu sorumluluklarımın içerisinde beni ilgilendiren kısımları belki ihmal ettim diyor. Evet. Bugüne kadar yapmam gerekenleri ihmal ettim veya belki öyle zannediyor. Evet. Şimdi diyor ben bunu nasıl telafi ederim? Evet. Bu arada programınızı zevkle izliyorum. Hocamıza da selam ve hürmetlerimi arz edeyim diyor. Biz de Mehmet Salih Kayhan kardeş hocamıza izleyicimize ilgilerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Hocam buyurun. Yani bu ilişkileri, bu anlattığınız sorumlulukları yerine getirmeyen birisi ne yaptı hocam? Treni kaçırdı mı? Evet. Öncelikle aleyküm selam. Mehmet Salih hocama teşekkür ediyorum ilgisinden dolayı. Aslında bu hepimizin ortak sorunu. Öncelikle şunu diyelim. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselamın her zaman hatırlattığımız bir hadis-i şerifi var. Diyoruz ki kıyametin kopacağını bilseniz ve elinizde bir fidan varsa o fidanı dikin diyor değil mi Peygamber Efendimiz? Şimdi bu normalde sanki işte fidan dikmekle ilgili bir iş yapmak olarak hayırlı bir anlatılıyor iş ama aslında hayır işinde geç kaldım diye bir şey olmadığını bize gösteriyor. Yani düşünün kıyametin kopacağını düşünüyorsunuz veya alametler belirmiş, neredeyse koptu, kopacak ama elinizde bir fidan var ve Peygamber Efendimiz ne diyor? Bu fidanı diyor, dikin diyor. Ya o fidanı normalde o şartlarda bir adam fidan akla dikmeyi gelin. Düşünemeyebilir yani, düşünmez yani. Ama Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam yani hiçbir işi, hayır işi için geç kalınmadığını ve devam edilmesi gerektiğini vazgeçilmemesi gerektiğini bizlere ifade etmek için böyle bir hadis-i şerif anlatmış. Mesela yine çok meşhur bir kıssa yine kıyametle ilgili. İşte kıyametin kopuşunu anlatan hadis-i şerifler var. Ne diyor? Güneş batıdan doğacak deniyor. Ve bazı rivayetlerde bu batıdan doğuşun 3 gün süreceği söyleniyor. Yani 3 gün güneş doğmayacak. Üçüncü günün sonunda güneş batıdan doğacak. Yani 3 gün dünya karanlığa gömülecek. Şimdi önceden biz bunları tam, yani hala da tam anlamış değiliz ama yani anlamakta zorluk çekiyorduk. Şimdi bugün güneş fırtınasının dünyada bazı yerlerde karanlığa sebep olduğunu ve ileride hatta daha büyük olayların cehennet edebileceğini düşünerek bazı devletler bugün tedbir alıyorlar. Yani dünya tamamen karanlığa gömülecek. Dolayısıyla tedbirimizi alalım diye şey yapan devletler var. Şimdi bunun için anlattık. Bu olayı anlatınca Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam sahabe efendilerimiz bir şey soruyor. Mesela böyle bir o esnada, böyle bir olayda ne sorulabilir? Ne diyecek? Elektrik de mi yok? Elektrik mi yok? Sığınak yok mu? İşte ne bileyim. Alternatif bir şey ara. İçecek bir şey var mı? Ne bileyim yani ne buna benzer bir şey lerle ilgili sorular beklenirken sahabeler diyor ki ya Resulallah biz o zaman namazı nasıl kılacağız diyor. Yani birincisi burada namaza verilen değer söz konusu. İkincisi yani hiçbir hayır işinin geç mazereti yok. Mazereti yok yani. Dolayısıyla Salih hocamın Allah razı olsun
hepimizin müşterek bir derdini, müşterek bir ızdırabını bizlere sordu. Geç kalmamışız ama metotlarda bazen yanlışlıklar yapıyoruz. Yani nasıl yapıyoruz? Bakıyoruz mesela aile fertleri birbirlerini ilişkilerinde bir kopukluk var. Diyaloglarında bir kopukluk var. Daha doğrusu Ali Şeriat'ın merhum dediği gibi aynı dili konuşuyoruz ama birbirimize yabancıyız. Yani benle evladım ikimiz de Türkçe konuşuyoruz. Benle hanım ikimiz de Türkçe konuşuyoruz ama zihin yapılarımız birbirinden farklı olduğu zaman sanki yabancı bir dil konuşmuş gibi oluyoruz. Onun yerine öncelikle birbirimizi anlamak için birbirimizle diyalog halinde olmamız gerekiyor. Ve bunun da başlangıcında sevgi var. Yani birisini seversen onu dinlersin. Birisini sevmiyorsun, sevmediğin bir filmi izler misin? Sevmediğin bir adamla oturup çay içmek ister misin? Yani aile fertleri arasında sevgi olması gerekiyor ki aile fertleri aynı dilden konuşsun. İkincisi, mesela bu konuda da Peygamber Efendimiz'in aleyhissalatü vesselam çok güzel, esprili bir hadisi var. Bir sahabe diyor ki, ben bir savaşa katıldım diyor. Ve savaşta galibiyetle döndük. Komutan bendim diyor. Hazreti Peygamber baktım ki bizim savaştan galip gelmemizden dolayı Hazreti Peygamber çok sevindiğini fark ettim diyor. Sonra dedim ki acaba Peygamber ben bu savaşın komutanı olduğum için en çok kimi seviyor, beni seviyor olabilir mi diye düşünerek diyor. Peygamber Efendimiz'e dedim ki ya Resulallah dünyada en çok kimi seviyorsun diye sordum. Asıl niyeti kendini orada tabii, vurgulatmak. Yani komutanlığını hatırlatıp Hazreti Peygamber'in sevgisini ifade etmek, ilan ettirmek. Evet. Ama her zaman söylüyoruz, peygamberler espri yapsa bile doğruyu söylerler. Yani yanlış bir şey söylemezler. Hazreti Peygamber orada diyor ki Ayşe'yi seviyorum diyor. Tabii şok oluyor yani. Böyle savaş. Bir savaş anlatılan bir ortamda Hazreti Peygamber eşini en çok sevdiğini ifade ediyor. İkinci, kimi seviyorsun diyor ya Resulallah diyor. Ebu Bekir'i seviyorum diyor. O hep kendini vurgulatmak istiyor. Tabii. Yani o olayın büyüklüğünün Gündemli evet. olması gerekirken Peygamberimiz oralı olmuyor. Ama Hazreti Peygamber de böyle bir büyük olayın arasında dahi bir şeyi vurgulamak istiyor yani. Kendisine en yakın olan eşinin, işte Hazreti Ebu Bekir de kimdir? Aynı zamanda Ayşe'nin babasıdır. Hazreti Ayşe'nin yanında. Onun haricinde de yani. Yol arkadaşı, çile arkadaşı. Tabii yol arkadaşı ama burada Hazreti Ayşe'den sonra zikredildiği için burada kayınbabalık söz konusu. Ön planda. Hanımının yani yakınlarını tabii, da göz önüne. Tabii hanımın yakınlarını seviyor. Dolayısıyla biz de yani aile fertlerimizle öncelikle bir diyalog kapımızın açık olması için gerçekten bizim de onları sevdiğimize inandırmamız gerekiyor. Bir işaret vermemiz lazım ama. Tabii yani bir birincisi o işaret verilmiyor. Tabii ondan sonra sevgiden sonra çalışma başlıyor. Mesela bunu bizim bütün Türkiye'deki herkes bilir. Mesela her çocuğa sor. Mesela diyelim ki İngilizce dersini seviyor musun? Eğer öğretmenini sevdiği bir derse o dersi seviyor yani. Ama sevmediği bir öğretmen girdiyse o dersi sevmiyor. Şimdi bunu eğitim için, ders için tek düşünmeyelim. Aile ortamı için düşünelim. Mesela biz gerçekten bir eğitimci bir hocamız vardı. Diyordu ki günde 13 defa bir baba diyor evladına sarılmalıdır diyor. Çocuğuna sarılmalıdır diyor. Günde 13 defa. Niye? Yani fiziki olarak da dokunmanın tesiri dokunmalıdır evet. Yani. Mesela şu soruyu sorarken ben mesela 5 yaşında çocuğum, 6 yaşında, 10 yaşında çocuğum var. Yani günde kaç defa acaba elimi başına koyup okşuyorum oğlum, kızım seni seviyorum diyebiliyorum. Zaten toplumun gettosu da onu engelliyor. Çocuğu evet. Sevmeyi böyle biraz haddi aşmak gibi görüyorlar. Seviyeyi düşürmek görüyorlar. Nasıl toplumun içinde annenin yanında özellikle çocuğunla oynarsın, oynaşırsın gibi. Tabii o ayrı bir hata, ayrı bir eksiklik. Bu baskılar da varken de yani evet. Teşvik eden de yok.
Böyle bir bilgi veren de yoktur. Sizin dediğiniz peygamberin işte bu ifadelerindeki vurgular da öne çıkmıyor. Evet. Hal böyle olunca haliyle kaçıyor bu şeyler. Yani kendimizi iyice sevdirdikten sonra bence her şeyi anlatabiliriz. Peki hocam, o komutan ne oldu? Yani hiç peygamberimiz ona komutan vurgu yapmadı mı? Komutan diyor yani? Ki yani böyle ben diyor korktum, dedim ki herhalde en sonuncu olacağım diye bir daha sormadım diyor. Kalsın orada. Üçüncüyü sormadım. Yani önce iki kişiyi sordum. Sonra dedim ki ben çok arkalarda bir yerde olabilirim korkusuyla. O soruyu sormaktan artık vazgeçtim. Hocam şimdi şöyle bir soru sorayım. Şimdi siz mesela Kur'an'dan peygamber örnekliklerini anlattınız. Aşağı yukarı duymadım, bilmiyorum, ne yapayım, nasıl yapayım diyeceğimiz bir alan kalmadı. Her alanda bir örnek var. Şimdi şöyle bir anlatım oluyor. Yani o peygamberlere dair veya sahabe hayatına dair bir şeyler anlatıyorsunuz. Yani anlatıyorsunuz derken şahsınızda bütün anlatanları söylüyoruz. Vaaz kürsüsü olsun, hutbede olsun veya okullarda olsun veyahut da başka bir konferansta, şurada, burada. Yani dinleyen kişilere sanki bunlar daha yaşanamaz gibi bir hava var. Anlatıldı, anlatılan olay yaşandı. Peygamberlik müessesesi gibi algılıyoruz. Evet. Peygamberimiz geldi, peygamberlik yaptı, bitti. Başka birinin peygamberim deme şansı yoktur. Peygamberlik kapısı kapandı. Ama peygamberimizin bir baba örnekliğini ben bugün yaşayabilirim. Hazreti Ömer'in bir adalet örnekliğini ben yaşayabilirim. Bir Yusuf Aleyhisselam'ın kardeşlerine karşı vicdani merhamet tutumunu ben ortaya koyabilirim. Vurgusu yapılmıyor. Anlatılıyor, vay be ne adamlarmış deyip hayran hayran dinliyoruz, bitip gidiyor. Bize düşen ne hocam? Ya siz şimdi bunları anlattınız. Evet. Beni ne alakadar ediyor ki? Yaşamışlar, yapmışlar. Allah onlara mükafatını verecektir. Mi deyip orada bırakacağız? Yoksa Allah niye bunları anlattı? Tabii şimdi bu da güzel bir soru yani. Aslında çoğumuzun kaçırdığı noktalardan birisi. Şimdi Kur'an-ı Kerim huden linnastır. Yani insanlara hidayet rehberidir. Yani sadece peygamberlere değil. Ama peygamberlerin şöyle bir ayrı özelliği var. Onlar bunu yaşamışlardır. Yani diyelim ki biz namaz kılmayı nasıl öğrendik? Hazreti Peygamber nasıl namaz kıldıysa biz de öyle öğrendik. İşte oruç tutmayı onunla öğrendik. İşte zekat vermeyi onunla öğrendik. İşte hacca gitmeyi onunla öğrendik. Aslında peygamberlerin hayatını okuduğumuzda şununla karşılaşıyoruz. Ya dünyada kimin bir derdi varsa muhakkak bunun bir örneği Kur'an'da veya Peygamber Efendimiz'in hadislerinde var. Dolayısıyla Kur'an hayali bir şey anlatmıyor bize. Veya işte uçtu, kaçtı, işte yapılmayacak bir şey bize anlatmıyor bize. Gücünüzün, la yükellifullah. Allah insanın gücünü yetmediği için zaten yüklemez. Mesela Hazreti Eyüp Aleyhisselam'ı, mesela hasta olan bir adam, ya benim gibi tarihte hasta olmuş, örnek bir insan var mıdır diye düşünse, bir bakıyor Hazreti Eyüp Aleyhisselam var. Yani mazeret olarak sığınacağımız hiçbir şey kalmamış. Hiçbir şey yok yani. Çünkü bakıyorsun sen gibi senden çok daha ağır hastalıklara müptela olmuş ama Rabbini unutmamış, kulluğu devam etmiş bir peygamberin hayatı söz konusu. Mesela diyorsun ki ya ticarette işte sahtekarlık var, dolandırıcılık var, insanlar dürüst davranmıyorlar. Bir bakıyorsun ki Kur'an'da Şuayb Aleyhisselam'ın kavmi bizlere örnek olarak anlatılıyor. Hazreti Şuayb'ın tavsiyeleri bizlere anlatılıyor. Mesela diyorsun çocuğum beni dinlemiyor. En klasik sözlerden birisi. Bir bakıyorsun bir peygamber çocuğu da onu dinlememiş. Ya ben çok iyi bir adamım, dindarım, işte davet ehliyim, tebliğim ama babam beni dinlemiyor. Bakıyorsun ki Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın kıssası var. Ya hapse düşüyorsun, en zor şey yani, nereden birisi. Hapse düşüyorsun, bakıyorsun ki orada hapse düşmüş bir peygamber var. Ve hayatın her alanında örnek var. O zaman şöyle, o zaman algılamamızı değiştirmemiz gerekiyor. Çünkü bu örnekler bir hikaye olsun, bir kısa olsun, ya bir kitabın film olsun diye bir kitabın hacmini kalınlaştıralım yani, diye yani böyle bir durum yok. Ve tekrar tekrar anlatılması da ayrı bir şeydir. Yani Kur'an hani üstadın deyimiyle işte zaman yaşlandıkça Kur'an gençleşiyor diyor. Aslında Kur'an'daki her hüküm her an
yaşanabilecek şekildedir. Ama maalesef biz toplumsal olarak yani Kur'an hakkında veya Peygamber Efendimiz'in sünneti hakkındaki algılarımızı yanlış konumlandırıyoruz. Yani yanlış değerlendirmelerde bulunuyoruz. Bunun neticesinde de işte İslamiyet'ten kopuk bir hayat yaşıyoruz. Halbuki Hazreti Peygamber evlendi değil mi? Evlenirken ne yaptı? Düğünü nasıldı? Hazreti Fatıma kızı evlendi. Düğünü nasıldı? Hazreti Peygamber ticaret yaptı. Ticaret yaparken ki tutumu nasıldı? Hazreti Peygamber bir baba olarak torunlarına, çocuklarına karşı tutumu nasıldı? Mesela çocuğun ölüyor. Dünyanın en zor işlerinden, tahammülü güç işlerden birisi nedir? Çocuğun ölmesidir. Yani ciğerparen, işte gözümün nuru dediğin çocuğun Allah-u Teala bir imtihan vesilesiyle bizlerden alıyor. Peki bakıyorsun ki Hazreti Peygamber 6 tane çocuğunu kaybetmiş. Yani dolayısıyla empati kurabileceğin, uygulayabileceğin her şey aslında var yani. Ama bizde şu bilgi eksikliği var bir. Bir de biz düzenli aileler düzenli devam edemiyor. Mesela dedim ki ben çocuğuma diyorum ki oğlum her gün seninle işte Kur'an'dan bir ayet okuyalım veya bir Peygamber Efendimiz'in bir hadis-i şerifini okuyalım. Bir gün okuyoruz, iki gün okuyoruz, üçüncü gün bırakıyoruz. İbadetlerin tabii, hayırlısı kısa tabii, da olsa, kısa da olsa devamlı sürekli olan. Olanıdır. İkinci, başka bir husus da davet eden eşler veya baba reislerin yaşantılarının da göz önünde bulundurmaları. Yani tabii etkisi. Ki en çok etkileyecek şey nedir? Bugün eğitimciler de bu konuları devamlı gündeme getiriyorlar. Babaların, annelerin söylediği sözlerden çok yaptıkları davranışlar çocukların üzerinde hal, etkili oluyor. Hal yani. Dili tabii, mi diyoruz hocam? Tabii hal. Ki hal yani artık zaten hocam teknoloji çağındayız. Bugün benim söylediğimden çok daha güzel şeyler söyleyen hocalar var. Çok daha böyle ateşli vaazlar veren insanlar var. Bilgileri benimkinin çok çok üstünde olan insanlar var. Dolayısıyla artık sadece bilgiyle değil onu yaşantımıza, günlük hayatımıza. Yani Peygamber Efendimiz nasıl uyudu, nasıl kalktı, çocuklara nasıl davrandı, eşine nasıl davrandı. Bütün bunları aslında detaylı olarak biliyoruz yani. Bir de böyle bir mevzu var. Mesela diyelim ki Hazreti İsa Aleyhisselam'ı anlattığımız zaman hayatı hakkında çok detaylı bir bilgimiz yok. Yani işte Hazreti Meryem onu dünyaya getirdi. İşte 33 yaşında da kayboldu. Hatta ölüp ölmedi bile hala tartışıyoruz değil mi? Yani hayatı hakkında detaylı bir bilgimiz yok. Ama Hazreti Peygamber'in hadislerini, sünnetini alimler bize o kadar detaylı anlatmışlar ki. Yani bugün şu noktada bir boşluk var diyebileceğimiz bir alan yok yani. Yani sabah uykusundan başlayıp yemeğine kadar, lavaboy usulüne kadar, banyo usulüne kadar, yemek usulüne kadar, ticaret usulüne kadar, camiye giriş, camiden çıkış, devlet yönetimi, savaşlar, devletler arası hukuk dahi, yani en ufaktan en zirve diyebileceğimiz noktaya kadar hepsi detaylı bir şekilde hadis kitaplarımızda hayat hakkında geçiyor. En çok bilgi ve malumat olunan kişi olarak dünya müsteşriklerinin en zirvede olanları bile kabul ediyor. Tabii hocam şimdi mesela sadece tarihte değil yani günümüzde de böyle yani. Mesela bir lider olarak hangi liderin hayatı Hazreti Peygamber kadar biliniyor ya? Yani sadece Hazreti Peygamber'den öncekileri düşünmeyelim. Yakın tarih, yani padişahları düşünelim. Tabii, tabii. 20. yüzyıl devlet başkanlarını düşünelim. Şu an yaşayanları düşünelim. Şu anda bizim yani en çok sevdiğimiz diyelim ki liderimiz, tarikatımızın önde gelen yani cemaatimizin. Yani kimsenin hayatı onun kadar bilinmiyor. Bu kadar halkın mülaki olacağı bir yaşantı yok. Yok ama Hazreti Peygamber'in hayatı dediğimiz gibi işte su içerken ne diyor? Diyor 3 defa da içiyor diyor mesela. Şaka otur, yapma otur. Kültürü, çocuklar. Tabii her yönüyle bu var. Yani namahrem bunu konuları dahi hanımı üzerinden bayanlara anlatmışlar. Hocam bir müsaadeniz olursa Şükrü Koç Hac Umre Müdürümüz, İl Müftülüğümüzün diyor ki önemine binaen biliyorsunuz hac kayıt evet. Dönemi. Bu metni okursanız sevinirim diyor. Müsaadeniz olursa buyurun hocam.
Çok kıymetli izleyiciler, malumunuz hacla ilgili çok sorular soruluyor. Hac ne zaman, kayıtlar ne zaman başlayacak, ne yapalım diye. Ve daha önceden hocam otomatikmen her sene Diyanet hac başvurularını yapmış olanları kaydını yeniliyordu. Ama şöyle bir mantıkla bunların içinde telefonlarını değiştirenler var veya başvuru sistemindeki o mesela biriyle gidecekse veya onu silecek veya yeni birisini yanına alacak veya kategorisini değiştirecek veya ölmüştür gibi sebeplerden dolayı bir yenileme, bir ne diyorlar ona? Güncelleme getirmek istiyorlar. Gereksiz aradıkları zaman ulaşamayacakları veya gereksiz sayfaları işgal eden bilgilerden kurtulmak için. Bunun için şöyle bir bilgi geliyor. 2025 yılı haccı için ilk defa kayıt yaptıracak vatandaşlarımızın hac ön kayıt ücreti olan 750 TL'yi Ziraat Halk, Vakıf ve yine Katılım Ziraat, Albaraka, Kuveyt, Vakıf Finans gibi bankalardan herhangi birine 750 TL yatırdıktan sonra e-devletleri üzerinden kendi e-devletlerinin sayfasına girerek 05.08.2024-16.09.2024 tarihleri arasında yapmalıdırlar. İkinci madde, 2024 yılında hac kurasına katıldığı halde kesin kayıt hakkı elde edemeyen veya kesin kayıt hakkı elde ettiği halde çeşitli sebeplerden dolayı hacca gidememiş olan vatandaşlarımız da yine aynı tarihler arasında, yani 5.08.2024-16.09.2024 tarihler arasında e-devletleri üzerinden, kendi e-devletleri üzerinden kayıtlarını yenilemeleri gerekmektedir. Bu iki maddenin gereğini yerine getirmeyen kim olursa olsun bir şekilde kaydını yenilemeyenler 2025 yılı hac kurasına alınmayacaklardır, katılamayacaklardır diyor. Rabbim herkesin bu manadaki özlemini inşallah giderdiği günleri ikram eylesin. Gidenlerinkini de kabul eylesin. Hac Umre Müdürümüz Şükrü Koç Beyefendi'ye de bu hassasiyetlerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Bu bilgilendirmeyi vatandaşlarımıza ulaştırma noktasında akıllarına geldik. Teşekkür ediyoruz. Evet hocam, sizin bu peygamberlerin örnekliği hususunda söylediklerinizi belki de son sorumuz olacak. Ben bunları duydum sizden, dinledim. İleriye bir mazeret süreceğim halim kalmadı. Yapmasam ne olur hocam? Evet. Ben kafama göre takılmak istiyorum. Yani peygamberlerin o dönemi, bu dönemi beni ne alakadar eder? Veya ihtiyaç yok canım, ben zaten açıyorum şuradan buradan, buluyorum örneklerimi. Yazılmış, çizilmiş, acayip acayip teklifler var. Evet. Yani peygamberin hayatı pek de benim bugünüme uymuyor gibi bir tutum veya gaflet. Tabii. İhmal edersek ne olur hocam? Yapmasak ne olur? Yani Allah-u Teala elhamdülillah. Yaparsak ne olur, yapmasak ne olur? Elhamdülillah bizleri Müslüman olarak, Müslüman bir toplumda dünyaya getirdi. Peygamber Efendimiz'i tanıma imkanı, iman etme imkanı, fırsatı bizlere sundu. Elhamdülillah. Bizler de iman ederek Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a tabi olarak cennet yolunu kendimize açmış oluyoruz. Yani birincisi bu. Hazreti Peygamber'in işte sizlere iki tane emanet bıraktım. Bunlardan birisi Allah-u Teala'nın kitabı, birisi de benim sünnetim, yani yaşantım. Dolayısıyla bu ikisine tabi olursanız kurtuluş yolu açılmış oluyor. Şimdi ben güncel bir örnek üzerinden ibretlik bir konu anlatmak istiyorum Hazreti Peygamber'e tabi olma ile ilgili. Avrupa'ya giden arkadaşlarımızdan birisi anlatmıştı. Diyor, mühendis biri İslamiyet'i araştırıyor ve Müslüman olmak istiyor. Bu son dönemde de Allah'a şükürler olsun Gazze nedeniyle çok sayıda insan İslam'a tekrardan merak sardı. Çok sayıda insan Müslüman oldu. Elhamdülillah. Bu dünyadaki İslamofobi şeyi de biraz kırılmış oldu. Şimdi mühendis bir arkadaş Müslüman olmak istiyor. Geliyor cami hocasına, kendi bulunduğum bölgedeki cami hocasına işte Müslüman olduğunu söylüyor. İşte kelime-i şehadet şu bu dedikten sonra adam, hocam diyor, telefonunuzu alabilir miyim diyor. Yeni Müslüman olduğum için sizden ara ara bilgi almam gerekecek diyor. O yeni Müslüman olan arkadaş gidiyor, tam caminin kapısına çıkacak, geri dönüyor.
Hoca arkadaş diyor ki, ben korktum dedim, acaba vaz mı geçecek Müslüman olmaktan? Dedim ki, içimden böyle bir sürü olumsuz şeyler geçti. Adam geldi dedi ki, ya hocam dedi, ben yeni Müslüman olmuşum. Peygamber Efendimizin cami adabını bilmiyorum. Camiye nasıl girilir, camiden nasıl çıkılır? Sizin yanınıza gelirken acemlik yapmayayım. Evet. Anlattım işte, camiye sağ ayakla girilir, sol ayakla çıkılır, besmeleyle girilir, salavat okunur falan diyor. Anlattım diyor. Sonra diyor, bir süre sonra baktım beni aradı. Hocam dedi, ben şu an pazardayım, çarşıdayım. Peygamber Efendimizin ticaret ahlakı nasıldı diyor. Tekrar anlattım ticaret ahlakını diyor. Bir süre sonra tekrar aradı. Hocam, ailemle şimdi sofradayız. Peygamber Efendimiz nasıl yemek yerdi diyor. Onu da anlattım diyor. Bir süre sonra tekrar aradı. Hocam, Peygamber Efendimiz nasıl yatardı diyor. Yani bakın, yeni Müslüman olmuş ama bilince ve şuura bakın yani. Artık hani Hazreti Ömer diyor ya, işte Müslüman olduktan sonra, kelime-i şehadet getirdikten sonra hayatımızın hepsi tamamıyla değişti. Şimdi bu insan da yeni Müslüman olmuş ama adeta o geçmiş hayatın üstüne tamamen bir silgi çekmek istiyor. Tamamen kapatmak istiyor. Ve yeni hayatında hiçbir şeyi İslam dışında yapmak istemiyor yani. Yani aslında burada en ufak bir davranışını dahi, bir yemek yemek, bir işte kaşık tutmak, bir su içme adabını dahi Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetine uygun yapmak istiyor. Aslında burada şu da yok mu hocam? Yani biz mesela bugün alıyoruz elimize çeşitli alanlardaki konuları konuşuyoruz. İşte hiç bizi alakadar etmeyecek, hiçbir şekilde hayatımızda olmayacak bir olayı deşifre ediyoruz, tartışıyoruz, dövüşüyoruz, bağırıyoruz. Bu da kırılmalara, kopmalara neden oluyor. Yani bir bilgi, enformasyon sahibiyiz ama yük, kullanacağımız evet. bir alan yok. Aslında bu sizin dediğiniz Avrupa'daki Müslüman olan bu mühendisin yaptığı tam da kıvam. Kendisine lazım olanını istiyor. Yani şimdi o adam yemek yerken Peygamberimizin nasıl bir tutum sergilediğini merak etmeyip de efendim savaşta bindiği atın, devenin cinsini, cibiliyetini sorsaydı, tamam bilgidir, doğrudur, iyidir, güzeldir ama yemek yemede peygamber adamını bilmeyen bir adamın peygamberin yediği yemeklerin ismini saymasının bir mantığı var mı hocam? Evet. Yani işte bugün bu ters ilişki yok mu hocam? Yani zaten bizim zaaf noktalarımızdan birisi bu hocam. Şimdi mesela çoğu zaman vaazlara, anlatanlara bakıyoruz. Yani pratik hayata yönelik şeyler anlatılmıyor hocam. Daha çok böyle ideolojik, daha çok konjonktürel şeyler anlatılıyor. Evet. Ben hemen her hafta vaaz veririm bir iki yerde. Bir gün namazın farzlarını anlattım hocam. Cuma vaazında namazın farzlarını anlattım. Çıktıktan sonra cami cemaatimizden çoğu geldi, teşekkür etti. Allah razı olsun dedi. Ya dedim, ben her gün size konuşuyorum. Niye bugün özellikle teşekkür ediyorsunuz? Bugün dedi, bize ait bir şeyden bahsettiniz. Hı hı. Yani direkt pratik, yani hayatımızın içinde olan bir konuyu gündeme getirdiğiniz için teşekkür ediyoruz dedi. Hani o işletmeciler diyorlar ya, just in time mı ne hocam, tam evet. zamanında müdahale, evet. yerinde müdahale. Yani biz teorik konuları çok anlatıp ortalığı bilgi kirliliğe bombardımanına aslında, değil mi hocam? Tutuyoruz ama aslında pratikte yapacağımız çok basit bir şey. Ya işte Peygamber Efendimiz bu hafta ailemizde sağ eliyle yemek yerdi. Veya işte Peygamber Efendimiz yemeğe başlarken besmele çekerdi. Yemeği bitirdikten sonra elhamdülillah derdi. Mesela ailemizde bu tür böyle bize göre basit gibi görünen şeyler dahi aslında çok büyük şeyler yani. Yani çünkü mihver noktamız, yani ana noktamız, merkez noktamızın Hazreti Peygamber'in yaşantısı olduğunu kendimize ve çocuklarımıza kabul ettirebilirsek, gündemimize alabilirsek, o zaman o çocukların yaşantıları da öyle olacak. Yarın öbür gün çocuk diyecek ki, Peygamber nasıl uyuyordu, ben de öyle uyuyayım baba diyecek. İşte eşimiz diyecek, Peygamber'in eşine karşı tutumu nasıldı? Veya biz diyeceğiz ki eşimize, Peygamber'in eşinin ona karşı tutumu nasıldı?
Dolayısıyla gündemimiz İslam ve pratik alanda İslam olacak. Beklentiler yer tabii, bulacak. Yani. Tabii yer bulacak. Haklı, yani. Haklı bir beklentiye gireceksiniz. Ama öbür... beni anlatmayan, beni ilgilendirmeyen bir konuya giriyorsunuz. Evet. Anlamakta bile zorlanıyorum. Şimdi bizim Müftü Bey diyor ki, ben de çocuklarımı dedemin babamın yaşadığı yerlere götürdüm. Çocuklar diyor ki, ya babam dedem burada niye yaşamış? Evet. Hani siz öncesinde çocuğunuzun böyle hani bir bilgiye ihtiyaç duyduğu, acaba o deseydi ki babam dedem nerede yaşamış deseydi, belki götürmesinin etkisini anlardı. Ama çocuğu götürüyoruz, diyoruz ki buralar bizim yaşadığımız yerler. Ya şimdi anlatılanlardan önce kişinin ihtiyacının tespit edilmesi ve ona göre Peygamberimizin hayatında anlatılanlar gündeme getirilirse, zannedersem siz peygambere anlattığınızı söylersiniz ama ben derim ki herhalde beni anlatıyor, benden bahsediyor. Tabii ki. Gibi bir algı oluşacak. Bir alışveriş, odaklanma, ne diyorlar? Antenleri aşma olacak. Evet. Hocam şöyle bir şeyle vaktimiz var mı? Bir bitirmeye doğru, doğru gidiyoruz. Hocam. Bitirmeye İşaret doğru geliyor. Gidiyoruz. Şöyle bir konuyu kesmek istemedim örnekle ama. Bitirelim. İnşallah. Şimdi mesela Hazreti Peygamber'in hadis, rivayet edilen hadisleri var değil mi? Hı hı. Mesela Buhari'de 7000 küsur hadis, işte tekrarlar çıkarıldığında 4000 hadis. İşte Müslim'de 12.000 hadis var. Tekrar çıkanda 5-6.000 civarında hadis-i şerifler var. Mesela bakın, böyle uzun uzadıya kaç tane hadis var? Yani şöyle bir sayfayı doldurabilecek kaç tane hadis var hocam? Hı hı. Hazreti Peygamber'in metodu, kişinin ihtiyacını göz önünde bulundurarak kısa ve net bir cümle kurmak hocam. Mesela adam geliyor diyor ki, hangi iyiliği yapayım diyor, anne bana iyi davran diyor. Belki o kişinin anne babasıyla sıkıntısı olduğunu düşünüyor Hazreti Peygamber ve biliyor. Var hocam, savaşa evet. Gidecek sahabeye evet. Diyor evet. Ki sen annene bak diyor, evet. Annen baban yaşlıysa. Başka biri geliyor diyor ki ne yapayım diyor, sinirlenme diyor. Bak sinirlenme diyor. Tekrar sinirlenme diyor. Bakın o kişinin belki sinirli olduğunu, kendine hakim olamadığını Hazreti Peygamber fark ediyor veya biliyor yani toplumda yaşadığı için. Dolayısıyla kişinin ihtiyacına göre ama böyle demagoji yapmadan sade ve net bir dille o kişinin hastalığını ona hissettirip o konuda yetişmesini sağlıyor. Teferruat yok. Yani teferruat da gerekir ama bu eğitimde belki gerekir. Şimdi bir İmam Hatip çocuğu veya bir ilahiyatta yetiştirirsin, o teferruatı da verirsin. Ama böyle umuma konuşan, topluma konuşan insanların artık ayaklarının yere basması veya gerçekten bizim toplumumuzun neye ihtiyacı var? Hı hı. Yani böyle ilmi bir tartışmaya mı ihtiyacı var? Yoksa pratik, yaşamsal, yaşantımızın içinde olan bir şeye mi ihtiyacı var? Bunu düşünerek konuşmamız gerektiğine inanıyorum. Evet. Hepinize teşekkür ediyorum. Hocam biz teşekkür ediyoruz. Aslında tabii anlatacaklarınız daha çoktur ama sadece bir başlık olarak hatırlatmaya vesile oldunuz. Yani şöyle diyebilir miyiz hocam? Öyle veya böyle her birimizin kendi seviyemize göre, kendi algımıza göre peygamberlerden, Kur'an-ı Kerim'deki anlatımlardan bize ait pasajlar mutlaka bulacağız. Elbette. Yeter elbette. Ki oraya odaklanalım. Tabii ki. Bir de herhalde gerekli gereksiz bizi ilgilendirmeyen konularda araştırma yapıp kendimizi boş işlerle meşgul etmeyelim. Asli işlerimize bakalım. Evet, yani anlatanların da bizi iyi yerlere, pratik konuları yönlendirmesi gerektiğini de hatırlatalım yani. Teşekkür ediyoruz hocam. Efendim bugün bu akşam Bekir Özkızır hocamız bize tabii özellikle Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın şahsındaki örnekliği ama bununla beraber ta Adem Aleyhisselam'dan bugüne kadar bütün peygamberlerin ortak derdi olan insanlara irşadı gerçekleştirirken, Allah'ın emirlerini götürürken en yakınından başlamanın da yine bir ayrı sünnet olduğunu, ihmal edilmemesi gereken bir görev olduğunu bizlere anlattılar. Hocamıza teşekkür ediyoruz. Zamanınızı bize ayırdınız. Aslında bu da sizin bir göreviniz de hocam. Yani evet. Biliyorsunuz. Ben teşekkür ediyorum. Bu görevi bize yapma fırsatı verdiniz. Fırsat oldu. Bu da böyle bir tevazuya girmeden böyle bir şeye girelim. Vuslat TV'ye de teşekkür ediyoruz. Aziz. Böyle iyi programların devamını inşallah Refik hocamın moderatörlüğünde devamını inşallah diliyoruz. Hocam tabii bu inşallah bir duadır. Hayırlısıyla i̇nşallah. Rabbim icabet eylesin. Efendim bizi Rabbim birbirimize karşı, ehlimize karşı, öncelikle çevremize,
yakınlarımıza, irtibat içinde olduğumuz her bir insana karşı, inanan, inanmayan her insana karşı bir Müslüman hassasiyetiyle sorumluluğumuz neyse öncelikle onu bilmeyi, ondan sonra bildiğimizi amel etmeyi Rabbim kolay kılsın. Bu yolla mutlu ve huzurlu hem bu dünyada hem ahirette Rabbimizin haber verdiği güzelliklere nail olmayı Rabbim her birinize ikram eylesin inşallah. Tekraren şunu bir daha tarih olarak söylüyorum. Aşk kayıtları başlamış durumdadır. Herkes gelecek sene aşk kurasına katılmak istiyorum diyen her bir ferdimiz mutlaka 5.05.08 ile 16.09 tarihler arasında, yani bu ay ve gelecek ayın 15'ine kadar E-Devlet üzerinden mutlaka kayıtlarını ya yenilesinler ya da yeni başvuranlar mutlaka E-Devlet üzerinden başvuru gerçekleştirsinler. Geceniz mübarek olsun. Allah'a emanet olun.